Eyle köyünün sakinleri deniz kıyısında bir yerde yaşarlar, balık avlayarak geçimlerini sağlarlardı. Cumartesi günleri avlanmayı Allah haram kılmıştı onlara. Yaptıkları zulümler sebebiyle haftanın diğer günleri denizde hiç balık olmaz, cumartesi günleri deniz balıklarla dolup taşardı. Hadi uyan Meymun. Semhun'un eşeği çoktan geçti, uyan hadi. Senden önce avlanacak. Evimizde yiyecek bir lokma kalmadı. Bugün verimli bir avla dönmen lazım eve. Göreceksin, en büyük balık benim nasibim olacak. Bu Eyle köyündeki balıkçıların kralı kocanın değerini de anlayacaksın sen de. Bu balıklar nereye gitti böyle Amun? Bilmiyorum ki balıkçıların piri. Denizin ilerisine doğru gitmemiz gerekiyor sanki. Biraz daha uzaklaşalım. Daha mı ileri? Kıyıyı göremiyorum zaten. Siz ağların sağlam olduğuna emin misiniz? Denize açılmadan önce kendim kontrol ettim. Tek balık dahi görünmüyor. Bu balıkçılara Allah'ın vermiş olduğu bir sınav kardeşim Semhun. Bizim daha da çaba harcamamız gerekti. Av zaten Allah'ın verecek olduğu bir rızık. Cumartesi günü hiçbir şey avlamıyoruz. Allah şimdi bizi neden cezalandırıyor? Bu cevabı olmayan bir sual. Allah kullarını hayırla da imtihan eder, şerle de. Bu da sabırla imtihan. Bizim her durumda şükreden kullar olmamız gerekli. Bu tekne bize neden yaklaşıyor böyle Meymun? Fırtına bayağı şiddetlendi. Köye geri mi dönsek acaba? Sen dön. Ben iyi bir av yakalamadan asla dönmem. İnşallah de Meymun. Bu da ne? Cumartesi günü ateş mi? Engel mi var? Bu haram. Tevrat'ın hükümleri bize cumartesi günü ateş yakmamızı yasakladı. Ama hava çok soğuk. Soğuktan donacak her yerimiz bu gidişle. Haydi mabede gidelim. Nitekim dua ve Allah'a yakarışla kalpleri ısınır. Meymun! Meymun diyorum! Hayatın boyunca böyle uyuyacak mısın? Bugün cumartesi, çalışmama günü. Neden beni uyandırmaya çalışıyorsun? Adamların hepsi Allah'tan rızık istemek için mabede gittiler. Ben burada uyuya uyuya ibadet edeceğim. Doğru söylüyorsun. Zalimin uykusu ibadettir. Bak, baksana Cemhun. Şuraya bak. Gördüklerime inanamıyorum. Balık kaynıyor burası. Bunlar bir ay boyunca bizim köye yemek olarak yeter. Haydi çabuk. Çabuk şu balıkları tutalım. Delirdin mi sen? Bugün cumartesi ya ahmak herif. Cumartesi günleri avlanmak bize yasak, unuttun mu? Evet, evet hatırladım. Fakat bu büyük bir fırsat. Peki huzuruna gittiğimizde Musa'nın Rabbine ne cevap vereceğiz? Fırsatı değerlendirdik mi diyeceğiz? Biz açız. Fakiriz biz, fakir. Haram saydığı günde inip avlansak Allah bizi öfkelenmeyecektir. Gerçekten öyle mi sanıyorsun? Sen ne diyorsun peki? Allah'tan korkun. Allah'ın size imtihan olarak verdikleri yetmedi mi? Sabahleyin tutarız balıkları. Bu balıklar nereye gitti? Bir sürü balık vardı. Nereye gider bunlar? Kendi gözlerimizle görmüştük. Balıklar denizde duruyorlardı. Göz açıp kapayıncaya kadar bu kadar balık nereye gider anlayamadım. Efendim, biraz daha denizin dibine doğru dalalım mı? Faydası yok. Hadi geri dönüyoruz. Bugün önümüzdeki tehlikeyi konuşmak için burada toplandık. Balıkların bir anda gözden kaybolması garip. Ağlarımızı denize bırakıyoruz fakat tozlu sudan başka bir şey elde edemiyoruz. Hiç balık gelmiyor ağlara. Ne kadar da güzel anlattınız efendim. Bu yıl kış çetin geçecek gibi duruyor. Nasıl karnımızı doyuracağız? Ya çocuklarımız? Onları nasıl doyuracağız? Bu balıklar sanki biliyormuş gibi bizi kızdırmaya çalışıyorlar. Avlanmamızın haram olduğu günlerde ortaya çıkıp kalan diğer günlerde helal olmasına rağmen bizden gizleniyorlar. Doğru söylüyorsunuz ahali. Bu balıklar sanki bize meydan okuyorlar. Eyle köyü sakinleri, beni dikkatlice dinleyin. Bu yaşadıklarımızla Allah bizi imtihan ediyor. Sabredelim, yine denize açılmaya devam edelim, çabalayalım. Balık tutmaya devam edelim. Bilemeyiz. Belki de Allah üzerimizden bu belayı kaldıracak ve rızkımızı bollaştıracaktır. Bu dediğin teslim olmaktır Semhun.
Bu balıklar bize tuzak kuruyor, görmüyor musun? Tuzağın en büyüğünü kurup bizimle alay ediyorlar sanki. Bugünden sonra bizimle dalga geçmelerine asla izin vermeyeceğiz. Bu ettiğiniz laflar da ne demek oluyor? Yaşayıp göreceğiz. Neden bizi buraya topladın balıkçıların piri? Durumumuzu konuşup yemek sorunumuzu çözelim diye topladım sizi. Nasıl? Bu bizim elimizde mi? Tabii bizim elimizde. Çözeceğiz. Öncelikle beni dinleyin. Bu balıklar bize tuzak kuruyor. Peki neden biz onlara tuzak kurmanın ne demek olduğunu göstermiyoruz? Kusura bakma, ne dediğini anlamadım. Cumartesi günü ağlarımızı denize bırakacağız ve ağlar balıklarla dolacak. Ama cumartesi günleri avlanmak bize yasak. Lafımı kesme be ahmak adam. Dedim ki sadece ağları bırakacağız, balıkları içinde tutsun diye. Pazar gününün ilk ışıklarıyla da denize dökülmeden önce balıkların üzerine ağları kapatacağız. Böylece cumartesi günleri avlanmayı bize haram kılan dinimizin gereklerine sadık kalmış olacağız. Aynı zamanda kendimizi ve evlatlarımızı açlıktan kurtarmış olacağız. Harika fikir. Haydi Şemhun, hızlı olsana. Ağları kurdum, hazır balıkçıların piri. Sessiz olsana biraz. Bağırış çağrışınla köy halkını uyandıracaksın. Haydi gelin şimdi, ayrılın. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ